Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zincirinin sahibi Dilan Polat da eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçlamayla toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Tutuksuz sanıkların dinlendiği duruşma sırasında Dilan Polat'ın ses ve görüntü bilişimi sistemiyle duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat'a el salladığı görüldü. Duruşmaya tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat katıldı. Dilan Polat, Instagram'daki Enerji isimli kanalında dün olduğu gibi bugün de 300 bin takipçisinden dua istedi. Davanın dün görülen ilk duruşmasında Dilan ve Engin Polat çiftiyle baba Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat ifade verdi. Sanıklar haklarındaki suçlamalarının tümünü reddetti. Ayrıca Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen Mıstık lakaplı Mustafa Özel, bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başar'ı tanımıyorum. Ankara ve Çorum'da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı dedi. Duruşmada savunma yapan Engin Polat, tutuklu bulunduğu için herhangi bir geliri olmadığını beyan edip, "Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır." dedi. Duruşmada savunma yapması için söz verilen Dilan Polat ise eşine güvendiğini belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var. Bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı da kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz. Somut bir delil söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Duruşmada baba Sezgin Polat da ifade verdi. "Baba Polat, bize işimizi, gücümüzü geri verin. Bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz." dedi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ise ailenin en küçüğü olduğunu dile getirip, "İddianamede ismim bile geçmiyor ama aylardır tutukluyum. Sadece tek amacım ailemin iş sorumluluğunu azaltıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak." ifadelerini kullandı.